Hiç sormadın. Neyi? Nasıl öldüğünü. Bir benzinliğin tuvaletinde. Vurulmuş. Ben de senin değersiz olduğuna karar verdim. Neden? Aklım almıyor, neden? Hırsızlık da değilmiş. İnfaz gibi bir şey. Benzinliğin kamera kayıtları da silinmiş. Birisi resmen onu planlı bir şekilde öldürmüş. Ya benim babamın kimseyle bir derdi olmaz. Karıncayı bile incitmez. Neden? Ne iş yaptığımı anlamışsındır herhalde. İnsanların organlarını alıp ihtiyacı olan insanlara satıyorum. Bu günahsa günah. Nereye gidiyoruz? Beni evime bırakabilir misin? Olur. Tarif edersen. Seni de yordum bugün, kusura bakma. Estağfurullah. Bu kapı niye açık? Geç sen. Birisi bir şey aramış gibi. Hadi çıkalım buradan. Selamun aleyküm. Siz kimsiniz ya? Çıkın evimden. Biz bir şey arıyoruz ama bulamadık. O yüzden seni bekledik. Bize yardım edeceksin. Pardon, bölüyorum ama bakar mısın? Bakıyorum. Hanımefendi evimden çıkar mısınız dedi. Duymadınız mı? Öyle mi dedi? Ben bir şey duymadım. Bir de sen söylesene. Lütfen evden çıkar mısınız? Çıkmazsak kim çıkaracak? Bakın. Biz şiddete karşıyız. Oldum olası şiddete karşıyız biz. Kavga etmek istemiyorum. Zaten etmeyi de beceremem. Normal şartlarda... Normal şartlarda... Polisi aramamız gerekiyordu. Evi ne hale getirmişsiniz? Ama aramadık. O yüzden güzellikle lütfen hadi. Bunların gideceği yok, ben polisi arıyorum. Neredeler? Neredeler? Herhalde beni dövdükten sonra kaçtılar. Hadi gitmemiz lazım buradan. Tamam. Ben gelmişken birkaç parça kıyafet alayım kendime. Tamam. Hayda. Ne oldu?
Dayak yerken telefonu düşürdüm galiba. Sen geç arabaya, kapını da kilitle, geliyorum ben. Tamam, çabuk ol. Tamam. Gel. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Kim yolladı lan sizi? Anam yolladı. Söyle lan. Tamam lan, tamam. Kopacak kulağım. Söylemezsen kopar. Söyle. Ekber Baltacı. Bir bilgisayar varmış. Onu arıyoruz. Lan her yerde karşıma çıkıyor bu herif. Hem benim bir veremeyeceği belliydi. Lan. Git Ekber dedene söyle. Bu işin peşini bıraksın. Beni iyi tanır. Ya da şöyle yapalım. Yazılı mesaj göndereyim. Ne diyorsun ya? Sana bir şey yaptılar mı? Hemen polisi arasaydın. Tamam, tamam. Ben ararım. Ya inan bilmiyorum. Ne istediklerini ben de anlamadım. Tamam, konuşuruz. Ne olmuş? Arkadaşım Ebru. Garip garip tipler geldi, seni sordular diyor. O da korkmuş. Hala evin etrafında dolanıyorlarmış. Artık oraya da gidemezsin. Daha neler oluyor böyle? Bence bunlar babanla ilgili. Neden öyle söylüyorsun ki? Ya baksana. Cenaze sonrası hemen adamlar senin evini talan etti. Bir şey arıyorlar belli ki. Bu aradıkları şeyin de babanla ilgili olduğunu düşünüyorum. Eminim onun evini de aramışlardır. Aradıklarını bulamadıkları için de sende olduğunu düşünüyor olabilirler. Ama bende bir şey yok ki. Emin misin? İyi düşün. Yani ne bileyim, babanın sana emanet ettiği bir şey, iş yaptığı insanlarla ilgili bir bilgi, belge, belki flash bellek, bilgisayar. Ya babamın işiyle ne alakası olabilir? Benim babam bahçe düzenlemesi yapıyor, peyzaj işi. Hala peşimizdeler, Allah kahretsin. Ne? Evin oradan beridir takip ediyorlar, çıktığımızdan beri. Ne yapsak, bir karakol önüne falan mı çeksek? Dur bir emin olalım. Belki de etmiyorlardır. Biraz daha dolanalım, anlarız. Sen direksiyonu tutar mısın? Ne? Direksiyonu. Bir mesaj atacağım da. Şu an mı mesaj atman gerekiyor? İşimin geç biteceğini babama haber vermem lazım. Arasan olmuyor mu? Maalesef. Kulağında problem var da duyamıyor. Mesajla haberleşiyoruz. Hala peşimizdeler mi? Dahan. Bilmiyorum. Bir şey deneyeceğim. Ne? Çekil lan! Ay, nereden çıktı bu ya? Çekilsene lan! Ne yapıyorsun yolun ortasında? Bana mı dediniz? Kime diyeceğim lan başka? Mal mısın? Çekil! Ya mal değilim de. Aslında bozuldu araba. Bir vurdursak çalışır belki ha? Lan ben vurduracağım şimdi seni. Çekil! Aa! Oğlum ne yapıyorsun lan? Adamı mı öldüreceksin? Ne yapıyor lan bu? Oğlum hadi gelsene lan. Ne haber?
Tamam. Atlattık galiba. Ya da belki de takip de etmiyorlardı. Ben kuruntu yapmış olabilirim. İyi misin sen? İyi değilim tabii ki. Ben bugün babamı toprağa verdim. Daha onun bile acısını doğru düzgün yaşayamadım. Böyle olayların içinde buldum kendimi. Gidecek hiçbir yerim yok. Kimsem yok. Benim babam her şeymiş. Ben şu an daha iyi anladım. Yapayalnız kaldım. Leyla, ben sana yardımcı olacağım. Merak etme. Senin de başını belaya soktum zaten. Yeterince yardım ettin, sağ ol. Lafım olur. Bu akşam seni bir arkadaşıma götüreceğim. Orada kalırsın. Yarın da birlikte düşünürüz ne yapacağımızı. Tamam mı? Tamam mı dedim?